14 Şubat Salı sabahından herkese günaydınlar efendim. Ben Buse Yıldırım. Beyaz TV ekranlarında sabah haberleriyle karşınızdayız. Bugün 14 Şubat. İçinde sevgi olan herkesin bu güzel günü kutlu olsun. Biz yine bugün bu sevgililer gününde de elbette Türkiye'nin ve dünyanın haberlerini sizlerle paylaşacağız. Saatler 7 oldu sevgili izleyiciler. Şimdi kısa bir özet yapacağız. Gündemin bazı başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Sonrasında elbette detaylara da geçeceğiz. Dün siyasette çok konuşulan bir haber vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli referandumda hayır oyu vereceğini açıklayan 4 ismin biletini kesti. Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Nuri Okutan ve eski vekil Sinan Oğan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Birazdan siyasetin diğer konu başlıklarını da sizlerle paylaşıyor olacağız. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şimdi gündemdeki diğer haberleri aktarmak üzere başlıyoruz değerli izleyenler. Sınırın hemen ötesine geçeceğiz. Elbap operasyonunda DAEŞ'li teröristlerin saldırısında şehit düşen 3 askerimiz memleketlerinde sonsuzluğa uğurlandılar. Cenaze törenlerinde acı büyüktü. Elbette hayat devam ediyor. Güzel şeyler yaşamayı umuyoruz ancak acı haberler alıyoruz ve veriyoruz. Şehitlerimiz son yolculuklarını uğurlanırken çatışmaların şiddetlendiği Elbaf'tan üzücü bir haber daha geldi dün. Kentteki çatışmada bir askerimiz şehit düştü ve 4 askerimiz de yaralandı. Devam edeceğiz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahreyn'de Suriye Devlet Başkanı Esad'la iplerin nasıl koptuğunu açıkladı. Erdoğan 6 yıl önceye gitti. Esad'la yaptığı görüşmeleri anlattı. Gece aradım, yanlış yapıyorsun dedim. Sabah 360 kişiyi öldürdü dedi. Siyasette son günlerde gergin günler geçiriyoruz değerli izleyenler. Elbette bu gerginlik üniversitelere de yansıyor. Son çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle 330 akademisyenin ihraç edilmesinin ardından üniversitelerde tansiyon çok yüksek. Ankara Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi dekanlığı işgal edilirken Marmara Üniversitesi'nde ise karşıt görüşlü öğrenciler arasında arbede çıktı. Ve şimdi Ağrı'ya götüreceğiz sizleri. Ağrı'da pazar yerinin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü ve resmen can pazarı yaşandı. Enkaz altından bir yaralının kurtarıldığı, çökme sonrası kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Çünkü görgü tanıklarının iddiasına göre enkaz altında 2 kişi daha var. Saatlerimiz 8 oldu efendim. Ekran başına yeni geçen izleyicilerimize günaydın diyelim. Mutlu bir gün dileyerek sıcak haberleri aktarmaya devam edelim. Sınırlarımızın dışından bir haberi aktaracağız. Fırat Kalkanı Harekatı'nda operasyonlar devam ediyor. Evet, büyük bir eşik daha aşıldı. Operasyonun 174. gününde Elbap'ta merkezin %40'ı geri alındı. Artık hedef Münbiç ve Rakka. Cumhurbaşkanı Erdoğan da operasyonu bu kez Bahreyn'de anlattı. Cumhurbaşkanı, hedefimiz en az 4-5 bin kilometre karelik bir alanı güvenli bölge haline getirmek dedi. Ve Osmaniye'de bir kahvehanede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi öldü, biri ağır, 2 kişi de yaralandı. Şimdi cep telefonuna yansıyan bir görüntüyü ekranlarınıza taşıyacağız. Takip etti, kırmızı ışıkta yakaladı ve bıçakladı. Hatay'da motosikletli 2 kişi kırmızı ışıkta durdurdukları bir araç sürücüsünü bıçakladı. Dehşet anları bakın nasıl görüntülendi. Trafik sigorta fiyatlarında beklenen indirim gelmedi, vatandaş da isyan etti. Vatandaş yüksek prim ödememek için bakın nasıl bir yol buldu. Çin'de yaşananlar böyleyken Pakistan'da bir adam ineğin gazabına uğradı. Adam hiçbir şey yapmadan yoluna gidiyordu. Arkasındaki ineği fark etmedi ve onun saldırısına uğradı. İneğin yere çaldığı adam sonrasında hastaneye kaldırıldı. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sonra yeniden karşınızda olacağız efendim. Saatler 8.30 oldu efendim. Biz bugün de noktalayacağız. 14 Şubat Salı sabahında Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlerle paylaştık. Evet, bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Yalnızca sevgilisi olanların değil, içinde sevgi olan herkesin günü. Dünden bir farkı yok diye düşünebilirsiniz. Ancak hemen her günün birbirinden farkı var. Ben kapitalizme hizmet etmem, tüketime hizmet etmem diye düşünüyor olabilirsiniz. Sevgililer günü için ekstra şeyler yapmanıza gerek yok. Söyleyeceğiniz güzel bir söz, eşinize yapacağınız güzel bir yemek bile bugün sizi daha mutlu kılabilir. Biz tekrar herkesin sevgililer gününü kutlayalım ve bugünlük veda edelim.